Arkadaşlar merhabalar. Tabi İsrail'in Orta Doğu'daki çılgınlığı devam ediyor. Birileri diyor ki İsrail tırnak içerisinde terörle mücadele ediyor. Başından beri diyoruz ki böyle bir terörle mücadele olmaz. İsrail'in asıl hedefi terörle mücadele değil. Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek ve Amerika, İngiltere, Anglo-Sakson adına Orta Doğu'daki paylaşımı gerçekleştirmek. Burada bir bölgesel savaş çıkarmak. Hatta ve hatta bu bölgesel savaşı küresel savaşa çevirerek bütün dünyanın düzenini yeniden değiştirmek ya da yeni bir düzen oluşturmak. Bunun emareleri var. Şimdi baktığınız zaman hedeflerinin Hizbullah olduğunu, hedeflerinin Hamas olduğunu söylediler. Ama gelinen nokta itibariyle baktığınızda işte Hizbullah'ın üst düzey hemen bütün yöneticilerini öldürdüler. Yine Hamas'ın hemen bütün üst düzey yöneticilerini öldürdüler. Ama İsrail'in Orta Doğu'daki çılgınlığı, saldırıları Durmak yerine, yavaşlamak yerine daha da artarak devam ediyor. O zaman bu neyi gösteriyor? İşte asıl büyük hedefi gösteriyor, asıl büyük resmi gösteriyor. Yani amaçları sadece Hamas ya da Hizbullah filan değil. Amaçları bölge ülkelerini birer birer sindirmek ya da parçalamak ve o büyük İsrail projesini ya da Amerika, İngiltere'nin işte Orta Doğudaki sınırları değiştiren yeni bir haritasını faaliyete geçirmek. Nitekim Amerika ve İngiltere de bunun hazırlıklarını yapıyor. Çok ilginç gelişmeler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki gücünün 3'te birinden fazlasını Ortadoğu'ya Doğu'ya yığdı. Hayalet B2 uçaklarını, ağır bombardıman uçaklarını efendim Yemen'i vurarak bütün Ortadoğu ülkelerine mesaj verdi. Ve aynı zamanda Tihat füze sistemlerini, savunma sistemlerini İsrail'e yerleştirdi. Bu neyi gösteriyor? Bu aynı zamanda İran-İsrail savaşının çok yakınlaştığını, yaklaştığını gösteriyor. Ve İran'ın bölgedeki, düzeltiyorum İsrail'in bölgedeki çok tehlikeli hareketlerini gösteriyor. Şimdi örnek vereceğim. Mesela Yahya var öldürüldü. Şimdi İsmail Haniye öldürüldü, şehit edildiler bunlar. Fakat bunların yerine gelecekler. Biliyorlar ki bunların yerine birileri gelecek. Ama onları öldürerek işte bu hareketi bitireceklerini zannediyorlar. Ve bu amaçla, bu gerekçeyle... Gazze'nin %70'ini, %78'ini harabeye çevirdiler. Yine Lübnan'ı da Gazze'ye dönüştürmek, Gazze haline getirmek için bombalama, bombalamalar devam ediyor. Aslında kişilerle falan değil, yani terör, terörist dedikleri kişileri öldürmekle hayalleri bitmiyor. Tam tersine bölgeyi işgal etme, bölgeye yerleşme ve İsrail'in sınırlarını genişletme planını uyguluyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde ilginç bir şey oldu bir suikast girişimi kime karşı? Netanyahu'ya karşı bir suikast girişimi olduğu ifade edildi. Ama konuyu takip edenler bilir ki bu net şekilde bir istihbarat oyunuydu. Daha önce de aynı şeyi yaptılar. Netanyahu'ya iki kez suikast girişimi olduğunu söylediler. Hatta birisindeki birisi 19 Eylül'dü. Bu 19 Eylül'de mesela Netanyahu'ya bir İsrail'in bir İsrail'in suikast girişiminde bulunduğunu ve tutuklandığını belirten bir gazete haberleri ya da bir propaganda yaydılar. Ve dolayısıyla bu işin içerisine o dönemde Türkiye'yi de soktular. Yani o işte suikast düzenleyen kişiyle, kişiyle irtibatlı Türkiye'den birileri gitmiş, İran'dan birileri gitmiş. Dolayısıyla hem İran'ı hem Türkiye'yi bu işin içerisine katıyorlar. Son olarak biliyorsunuz Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine bir İHA saldırısı oldu. Bir drone saldırısı olduğu iddia edildi. Ve işte o evinin camına vuran, ağaçlara işte biraz zarar veren bir saldırı. Bunun bir suikast girişimi olduğu ifade edildi ve Netanyahu'nun hedef alındığı belirtildi. Fakat burada hiçbir şey olmaması, basına yayın yasağı getirilmesi ve aynı zamanda cam dışında hiçbir yere zarar vermemesi dikkatleri çekiyor. Ve bu suikastten sonra İsrailli yetkililer bizzat Netanyahu'nun kendisi bu suikastin İran tarafından organize edildiğini ve devletin başını, devleti yöneteni hedef aldığını dolayısıyla İsrail'in de aynen cevap vereceğini ifade etti. Şimdi burada lütfen dikkat. Hameni, Ali Hamani, Ya İran'ı dediğim gibi bugüne kadar beğenirsiniz beğenmezsiniz. Çok kez eleştirdik eleştirmeye de devam edeceğiz. Orta Doğu'daki akan kandan her zaman söylüyorum Müslümanların akan kanından sorumlu devletlerden bir tanesidir. O yüzden şöyleydi böyleydi deyip işi başka yere çekmek istemiyorum. Ama İran'ı İran'ı işin içerisine çekerek doğrudan İsrail'le savaşa sürükleyerek Orta Doğu'da istedikleri büyük savaşı çıkarmak istiyorlar. Ha bunu yapamadıkları takdirde dahi İran'daki rejimi değiştirip İran'da bir kaos kargaşa, İran'da iç çatışma ve ve bunu nasıl yapacaklarını da söyleyeyim. Ali Hamani yani İran'ın dini liderine suikast gerçekleştirerek bu içerideki karışıklığı körükleyecekler. Ve başı bozukluk, efendim emir komuta zincirinin bozulması ve İran'daki diğer e, muhalif gruplar ve özellikle o Şah Rıza Pehlevi'nin oğlunun tekrar başa getirilmesi planları harıl harıl çalışıyor. Diyeceksiniz ki ya kardeşim İran bize ne bırakın ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten Molla rejimi böyle demeyin. Bununla kalmayacaklar. Suriye'de de böyle dedik. Yani Esad gitsin efendim şöyle yerine daha demokratik gelsin dediler. Ama Esad'ı göndermediler olan Türkiye oldu. Ve dolayısıyla burada İran'a da yapılacak bir operasyon, İran'da yapılacak yönetimsel bir operasyon, rejim değişikliği, kaos, kargaşa emin olun Türkiye'ye taşınacak. Çünkü Türkiye ve İran'ı bakın Türkiye ve İran'ı istikrarsızlaştırmadan Orta Doğu'da yeni paylaşımı yapamazlar. Orta Doğu'daki haritaları değiştiremezler. O yüzden şu anda İsrail'de çok ciddi bir çalışma var, denemeler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri belge sızdırdı. Efendim belgeler sızmış. Ya koskoca Pentagon dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden birisi CIA. Nasıl olmuş da bu belgelerin sızmasına engel olamamış ya da göz yummuş yani. Düşünebiliyor musunuz? Kasıtlı olarak sızdırıldı. Ne vardı o belgelerde? İsrail'in İran'ı nasıl vuracağı, hangi bölgeleri vuracağı ve nasıl vuracağı hepsi orada yazıyor. Esasında bununla ne yapıyorlar? Bununla o saldır, saldırıyı normalleştiriyorlar. Beynimizde aa bakın zaten planları yapılmış. Evet biz bundan haberdardık. İsrail İran'ı vuracak ama bu böyle vurma olmayacak. Şimdi birileri diyebilir ki bunlar kardeşler savaşmazlar. Ben artık buna katılmıyorum çünkü biz o safhayı geçtik. Her zaman söylüyorum İran çok büyük tehdit olduğu için bunu yapmıyorlar. İran esasında zayıflatmak için bunu yapıyorlar İran'ı. Yani ortadan yok edelim İran'ı kaldıralım demiyorlar. Çünkü Orta Doğu'da var olmalarının gerekçesi İran. İran ortadan kaldırmazlar. Tamamen tamamen kontrollerinde olan ve tamamen etkisiz hale getirilen ve Türkiye'nin yapısını da değiştirecek, yapısal değişiklikler de içerecek bir program yürütmek istiyorlar. Bir plan yürütmek istiyorlar. O yüzden şimdi İran'ı yerinde bırakıp Türkiye'ye hamle yapamazlar. İran'da taşlar yerinden oynayacak ki Türkiye'ye doğru da bir hamle yapsınlar. Orada bir mihenk taşı olsun. Hatırlayın Mossad ne yapmıştı? Suikastler zincirini gösteren işte o taşları böyle efendim devrilen e, taşlar domino etkisi yapan taşları bizlere gösterdi. Bu esasında bu esasında bölgede yapmak istedikleri dizayni gösteriyorlar. Belki oradaki kişiler e, işte efendim Hamas'ın üyeleriydi, üst düzey yöneticileriydi ya da Hizbullah'ın üst düzey yöneticileriydi ama aynı şekilde onu devletlere mesaj vermek için yaptılar. Şimdi İran'ın dini lideri biliyorsunuz İran'daki en büyük makam yani otorite, bütün emirler oradan çıkıyor. Özellikle de devrim muhafızlarının doğrudan bağlı olduğu yer, burayı vurmak istiyor. Yani Ali Hamene'ye karşı bir suikast girişimi her an şeyler yapabilir, İsrail yapabilir. Bunu nereden mi çıkarıyorum? Mosada yakın sosyal medya hesapları, basın ve propaganda e ekipleri sık sık bunu işliyor. Aynı zamanda. Bizzat Netanyahu'ya üçüncü kez suikast girişimi yapıldı. Ve bunu gerçekten de bütün dünyaya basın yoluyla duyurmaları bir şeyin hazırlıklarının yapıldığını gösteriyor. Yani bir gerekçe oluşturuyorlar. O gerekçeyi oluşturarak bir devletin başına suikast düzenleyeceklerini açık ne şekilde ifade ettiler. Ve zaten bunun denemesini de İsmail Haniye suikast ile yaptılar. Biliyorsunuz Tahran'da yani İran'ın başkentinde Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'yi katlettiler, şehit ettiler. Bu aynı zamanda İran'ın üst düzey yöneticilerine hatta devlet başkanına yani Ali Amene'ye yapılacak suikastın bir provası da olabilir ve bir göz daha olabilir. Ve o Amerika'nın sızdırmış olduğu belgelerde İsrail'in nükleer silah kullanmayacağını tahmin ediyoruz diyor. Bakın başında demiştim ki İsrail en sonunda bir çılgınlık da yapabilir. Yani hani aba altında sopa sopa gösteriyor. Bugün İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu herkes biliyor. Aynı zamanda bakın o sızdırılan belgeler onu da gösteriyor. Yani demek istiyor ki İsrail'in üzerine fazla gelirseniz bakın nükleer silah da kullanabilir. Bu bir korkutma sindirme projesiydi. O yüzden o belgeler sızdırıldı. İran'ı yakında vuracaklar. Ali Hamane'yi her an vurabilirler. Suikast düzenleyebilirler. Gerekçesi de işte Netanyahu'ya suikast düzenliyorlar. İşte İsrail büyük tehdit altında diyerek gerekçe oluşturup diğer devlet adamlarına dönük suikastlar da yapabilirler demiştik zaten. Artık haydut devletler dönemi başladı. Artık küresel düzen yıkıldı. Güçlü olan istediğini yapıyor ve Amerika Birleşik Devletleri elinden gelen her şeyi Orta Doğu'da İsrail lehine kullanıyor. Ve önümüzdeki günlerde savaşın durmak yerine, yavaşlamak yerine daha da çılgınca artacağını görebiliriz. Çünkü dediğim gibi İsrail ve Amerika'nın, İngiltere'nin asıl derdi terörle mücadele etmek falan değil. Aslında üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.